Fenerbahçe bir gol kralı çıkardı. Sezon en çok skor üreten takım oldu ama istediği şampiyonluğa ulaşamadı Sarı Lacivertliler. Yine de sezonu kupayla kapatma ihtimali de Fenerbahçe'nin mevcut. Medipol Başakşehir'le Zira Türkiye Kupası finalinde pazar günü Sarı Lacivertliler karşı karşıya gelecek. Fenerbahçe'nin skorer kimliğinin yüksek olduğu bir akşam mı bekliyorsun Yusuf Kenan? Yoksa acaba bir kupa finali olması sebebiyle tarafların daha temkinli bir başlangıcı sonrası şekillenecek bir mücadele mi? Fenerbahçe'nin ben temkinli oynayacağını düşünmüyorum açıkçası. Birçok oyuncu için de zaten son maçları olacak. O yüzden öyle bir temkinli bir yapı beklemiyorum. Jesus meselesi hani kafamda tabii dolaşıyor. Çünkü tabii ki. Artık gitmesi kesinleşti gibi görünüyor. Arabistan'a mı gidiyor acaba? Yani gittiği yerde mutlu olsun, o kadar söyleyeyim. Suudi Arabistan milli takımı. Evet, öyle. 10 milyon euro civarında bir şeyden bahsediliyor. Hiç önemli değil yani parası. Helal hoş olsun ama umarım hani orada daha mutlu olur. Burada demek ki bir mutsuzluğu vardı. Valencia için de. Onu da ben söyledim. Valencia için de aynı şey geçerli. 3-4 hafta internasyonelin ilgilendiğini zaten söylüyorduk. Orada da bir anlaşmaya varılmış. Ben çok temkinli bir mücadele beklemiyorum Fenerbahçe açısından. Ama Başakşehir bu karşılaşmaları, hedef maçlarını gayet iyi oynuyor. Onu da söyleyelim. Orada bir sıkıntı olabilir. Yani kolay bir maç değil. Ben hani böyle kupa finali kesin alması gerekiyor tarzında bir şeyler söylemeyeceğim. Kolay bir mücadele beklemiyorum. Atılan goller, evet, gol kralı çıkartmak çok iyi bir şey. Uzun zamandır da gol kralı çıkartmamıştı Fenerbahçe. Bayağı oldu. Alex'ten beri. O da bayağı atmıştı. Ama yani attığınız goller kadar yediğiniz gollerle alakalı muhasebeyi yapmanız lazım. Ben 2-3 haftadır yediği goller yüzünden Fenerbahçe şampiyon olamadı demiştim. Çünkü son 5-6 sezonun özeti, Fenerbahçe çok kolay gol yiyen, çok zor gol atan bir takım kimliğindeydi. Yani pozisyon buluyor ama golcüsü, gol ayakları biraz suskundu. Getirdiği oyuncular istediği gibi olmadı. Birçok forvet denedi Fenerbahçe. Yani sayabiliriz. Yani Papis Siseler, Reyler, Samattalar, Vedat Muriç haricinde o dönemde tutan bir tane forvet oyuncusu yok açıkçası. Valencia'da bir forvet değil aslında, bir kanat forvet oyuncusu. Tam bir 9 numara demek çok mümkün değil. Jesus sisteminde çok uydu. Evet, Batshuayi için de olumlu Jesus sistemi, Valencia için de. Yani yarın öbür gün bir teknik direktör gelir, Batshuayi'yi de merkezde tek başına değerlendirirse, Beşiktaş dönemindeki eleştirilerin benzerlerini yapma ihtimalimiz yüksek. Onu da şimdiden söylemiş olayım. Ama işte yediğiniz gollerle alakalı, işte bu sistemin bir de savunma tarafı var. Hücum tarafında ne kadar uygunsa, bu sistem savunma tarafındaki oyuncular için de pek de uygun görünmedi. Oradaki sıkıntı şampiyonluktan etti Fenerbahçe'yi. Bu doğrultuda hani tabii çok bilinmez var. Teknik direktör kim olacak bir? Şu an transfer yapılıyor, yani transferler yapılıyor, oyuncularla görüşülüyor. Hangi akıl bu transferleri yapıyor? Bu ikinci bir konu. Üçüncü konu, yönetimsel olarak Ali Bey yani hazırız dedi, biz isterseniz kongreye gidebiliriz dedi ama tüzük gereği belirli bir süre geçmesi gerekiyor. Bu bağlamda yeni yönetim ancak Ağustos başında başlayabilir, hatta Eylül'e doğru başlayabiliyor. O yüzden ben çok mümkün görmüyorum, her ne kadar seçim yapılması gerektiğini savunsam da. Hı hı. Seneye zaten seçim var. Yani birçok bilinmez var ve artı geçtiğimiz hafta sanırım konuşmuştuk. Osay Samuel, Miguel Crespo, Mia Zaitz, Ener Valencia gibi birçok oyuncunun, Arda Güler'i de buraya katabiliriz. Ona da muhtemelen teklifler gelecektir. Geleceği Fenerbahçe açısından belirgin değil. Ben Arda'nın da gitme ihtimalinin sezon başına göre daha yüksek olduğu kanısındayım. O yüzden Fenerbahçe açısından evet, kupa önemli ama hızlıca bazı şeylerin de oturması gerekiyor. Çünkü 12 Haziran bazı şeylere, yani yeni sezon planlamasına başlamak için çok erken bir tarih değil. Hayri Beşer, Fenerbahçe'nin kupayı kazanma, taraftarını mutlu etme ihtimalini nasıl görüyorsun? Yani kupayı kazanması Fenerbahçe'nin taraftarını teselli eder. Kafi derecede mutlu eder diyemem. Çünkü beklenti şampiyonluktu. Hatta Beşiktaş işte son haftada Konyaspor'la berabere kalmasa o ikincilik de gidecekti. Şimdi tabii Jesus'un gidecek olması, bazı oyuncuların ayrılma durumu belki konsantrasyon açısından Fenerbahçe'yi sıkıntıya sokabilir. Kaldı ki karşısındaki rakip de hani kupa özelinde, final özelinde düşündüğüm zaman Fenerbahçe'ye pek keyifli gelebilecek bir rakip değil. Yani Başakşehir bu maçları oynama tecrübesi olan ve ciddi stratejiyle de oynayan ve rakibi de kilitleyebilecek nitelikte bir takım.
kadrosundaki oyuncular ziyadesiyle tecrübeli. İşin o tarafı dikkat çekici ama Fenerbahçe'de hani gol üretkenliği zaten yüksek. Baktığımız zaman son yılların en golcü sezonunu geride bıraktı. Yusuf Kenan'ın söylediğine ben de aynen katılıyorum ve vurgulamaya çalıştığım bir husustur. Fenerbahçe savunmadan dolayı bu sezon şampiyonluğu kaybetti. Yani bu kadar gol atabildiğiniz, hakikaten nokta santrfora sahip olamadığınız halde Jesus'u bu anlamda ben tebrik ediyorum. Hocadan yani, dolayı değil mi yani? Şimdi şöyle, nokta santrfora sahip olamadığı halde Fenerbahçe çok gol üretti. Hani Batshuayi bir gol makinesi değil. Valencia da bir gol makinesi değildi. Ama attılar. Hele Valencia kariyerinin bence en iyi sezonunu geride bıraktı. Bundan sonra böyle bir sezon yaşama ihtimali olduğu konusunda 18 abi. En çok gol attığı sezon. Yoktur. 20'ye çıkamamıştır. Çıkamamış. Doğru. Çıkamaz da. Çok kolay bir şey değil. Ha, çıkabilir de bu rakamlara çıkması çok kolay değil. Yani işin o tarafı çok net gözüküyor. Fenerbahçe savunmadan dolayı kaybetti. Kaleciyi de belki kısmen ya da daha fazlasıyla buna dahil edebiliriz. Bu maçta Fenerbahçe'nin yine gol üretkenliğinin yukarılarda olması lazım Kerem. Evet. Yani Fenerbahçe'nin savunması şeyi, kupayı Fenerbahçe'ye getirmez. Fenerbahçe muhtemel ki kalesinde gol görür. Artı işin penaltılar kısmı da düşünülmeli. Orada da Fenerbahçe ne kadar rahat olabilir emin değilim. Ortada görüyorum. Yani kupayı ortada görüyorum. Ama Fenerbahçe kupayı alamaz da diyemiyorum. Yine de her şeye rağmen Fenerbahçe çok ciddi bir istek, çok ciddi bir performans ortaya koyacaktır diye düşünüyorum. Eğer Jesus'la yollar ayrılırsa, ki sanki birliktelik devam etmeyecek gibi görünüyor, Portekizli hocanın özlenme ihtimali var mı burada? Ya ilk yarıdaki Jesus çok özlenirdi de tahmin etmiyorum. Yani ha, var. Hani muhteşem gidiyordu Jesus Fenerbahçe birlikteliği. Hatta Fenerbahçeli olmayanlar da Jesus'a büyük saygı duyuyorlardı. Hatta bu saygıyı bir adım ötede hayranlığa da tevdi edebiliriz. Çünkü rotasyonlu kadrolarla aynı oyunu oynatabilmek çok geldiğimiz bir şey değildi. Yani kadrolar değişiyor, 11'ler değişiyor, oyuncular değişiyor. Oyun içerisinde değişiklikler çok oluyor ama Fenerbahçe'den benzer üretkenliğe dayalı, çok gol sayısına dayalı o performansı görüyorduk. Bu bence Jesus'u hakikaten özel bir yere koymuştu. Ama Jesus o elde etmiş olduğu kariyeri ve Fenerbahçe birlikteliğini özel kılan o niteliğini aldı, şöyle kenara attı. Devam edeceğiz. Jesus'la ilgili daha konuşacağız. Özlemi söyleyeyim çünkü. Çok yani kısa. Sezon ilk bölümündeki Jesus'u Fenerbahçeliler, ikinci bölümündekileri de rakipleri özler. Bir de kim özler biliyor musun? Güzel. Bir de kim özler? Galatasaraylılar özler Jesus'u. İşte söyledim rakipleri. Rakipler dedi Galatasaraylılar. Sadece Galatasaraylılar. Bir küçük araya gideceğiz. Dönüşte konuşuruz üstüne. Az sonra beraberiz. Futbol meydanı devam edecek.